Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size bitkilerden bahsedeceğim. Bitkilerin ilk önce genel özelliklerini yazmak istiyorum. Daha sonra ise sınıflandırmasına geçeceğim. Bitkileri zaten biz 12. sınıfta detaylı olarak işleyeceğiz. 12. sınıf konularında bitkilerin yapısını bulabilirsiniz. Sayısal bölüm seçenler için geçerlidir tabii ki bu. Bitkiler konusunu detaylı olarak işleyeceğiz. Ama bu konu sınıflandırma konusu 9. sınıf içerisinde ve hani çok nadir de olsa soru gelebilen yerlerdendir. Şimdi gelelim bitkilere. Bitkilerin genel özelliklerine baktığımızda arkadaşlar, bitkilerin hücresel yapısına baktığımızda hücre duvarı dediğimiz bir yapı bulunuyor, değil mi? Hücre duvarı bulunuyor. Nasıl bir yapıya sahiptir hücre duvarı? Selüloz yapılıdır. O zaman şöyle diyelim. Selüloz yapılı hücre duvarı bulunur. Hücre duvarı bulunur. Daha sonra bir diğer özelliğine bakalım. Bunlar depopolisakkarit nedir? Yani depokarbonhidrat nedir? Nişasta. Bunu da yazalım. Depopolisakkarit nişastadır. Nişastadır. Arkadaşlar bunlarda tek hücreli yoktur. Tamamı çok hücrelidir. Tamamı çok hücrelidir. Üremelerine baktığımızda eşeyli ya da eşeysiz üreyebiliyorlar. Eşeyli ya da eşeysiz üreyebilir. Eşeysiz üreyebilirler. Arkadaşlar bunlar ototrof canlılardır. Yani kendi besinlerini kendisi üretiyor. Sadece tam parazit bitkiler hariç. Tam parazit bitkiler fotosentez yapmaz. Yani kendi besini üretmez. O zaman şöyle diyelim. Fotosentez yaparlar. Parantez içerisinde ne diyoruz? Tam parazit bitkiler hariç. Peki size dese ki bitkiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İşte birkaç tane özellik yazdı. Bir şıkta dedi ki tüm bitkiler fotosentez yapar. Derse bu yanlış olur arkadaşlar. Neden? Çünkü tam parazit bitkiler fotosentez yapamıyor. O yüzden de biz o şıkkı yanlış olarak alıyoruz. Gelelim bir diğer özelliğine. Genellikle toprağa bağlı yaşıyorlar arkadaşlar. Bunu da yazalım. Genellikle toprağa bağlı yaşarlar. Toprağa bağlı yaşarlar. Yine bir diğer özelliğimiz. Işık enerjisini kullanırlar. Bunu da yazalım. Işık enerjisini kullanırlar. Evet. Arkadaşlar bitkilerin genel özellikleri bu. Bir de boşaltımlarından bahsedeyim, onu da bilelim. Boşaltımlarını yaprakları aracılığıyla yaparlar arkadaşlar. Yaprak dökümü bitkilerde bir boşaltım olayıdır aslında. Çünkü yaz boyunca yaprak döken ağaçlar için söylüyorum tabii ki bitkiler için. Yaz boyunca bütün atıklar yapraklarda birikiyor. Daha sonra yaz bitiminde işte sonbahar ayında ne oluyor? Yapraklarını döküyorlar. Böylece tüm yaz boyunca ürettikleri atık maddeleri yaprakları sayesinde dışarı atmış oluyorlar. O zaman şöyle yazalım. Ne diyoruz? Boşaltım olayını yaprak dökümüyle yaparlar. Yaprak dökümüyle yaparlar. Evet, bitkilerin genel özellikleri bunlar. Şimdi gelelim bitkilerin sınıflandırılmasına. Arkadaşlar bizler bitkileri tohumlu ve tohumsuz bitkiler olarak ikiye ayırıyoruz. Daha sonra bu tohumsuz bitkileri kendi içerisinde damarsız tohumsuzlar, bir de damarlı tohumsuzlar olarak ayırıyoruz. Tohumlu bitkileri ise açık tohumlular ve kapalı tohumlular olarak yine ikiye ayırıyoruz. Ben şöyle bir tablo halinde bunların genel özelliklerini kısaca yazacağım size. Zaten karşınıza çıkabilecek olan kısım da benim yazdığım kısımlar. Çok fazla detayına girmeye gerek yok. Çünkü detaylı olan kısmını dediğim gibi 12. sınıfta göreceksiniz. O zaman yazalım şöyle. Bitkiler diyelim. Bitkiler ayıralım hemen. İkiye ayırıyoruz. Neydi? Tohumsuz bitkiler. Tohumsuz. Bir de tohumlu bitkiler vardı. Tohumlu bitkiler. Arkadaşlar tohumsuz bitkiler tohum oluşturmayan yani eşeyli üreyemeyen bitkilerdir. Tohumsuz bitkileri biz ikiye ayırıyoruz.
Damarsız olanlar, yani damarsız bitkiler. Damarsız dediğimiz iletim demeti bulundurmayanlar. Bir de damarlı. Bunlar da iletim demeti bulunduruyorlar. Damarlı bitkiler. Tohumlu bitkileri ise ikiye ayırıyoruz yine. Açık tohumlular. Açık tohumlular. Bunların da genel özelliklerini yazacağız. Bir de kapalı tohumlular. Kapalı tohumlular. Kapalı tohumluları da kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Tek çenekliler, çift çenekliler. Tek çenekli, bir de çift çenekli. Şimdi bunların özelliklerini ben size kısaca yazacağım. Arkadaşlar ilk önce damarsız olan bitkilerimize bakalım. Yani tohumsuz bitkilerden devam edelim. Bunlar da iletim demeti bulunmadığı için madde iletimini difüzyonla yapıyorlar. O zaman hemen yazıyoruz. Madde iletimi difüzyonla olur. Difüzyonla olur. Bunların gerçek kökü, gerçek gövdesi ve yaprakları bulunmaz arkadaşlar. Bunu da yazalım. Gerçek kök, gövde ve yaprak bulunmaz. Ve yaprak bulunmaz. Bunlar da üreme şekli olarak metagenez olayı görülür. Metagenez nedir? Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesidir arkadaşlar. Yani belli bir dönem eşeysiz ürüyorlar, belli bir dönem eşeyli ürüyorlar arkadaşlar. Bu yüzden de metagenez dediğimiz olay görülür. Şöyle yazalım, metagenez görülür. Metagenezin daha sonra not olarak yazacağım ne olduğunu. Metagenez görülür. Peki örnek verelim. Arkadaşlar örneklerimiz karayosunları, ciğer otları, boynuzlu ciğer otları bunlar da bizim örneklerimizdir. Yazalım. Karayosunları. Hani şu taşların üstünde yeşil yeşil böyle yosunlar olur. İşte bunlar nedir? Birer bitkidir aslında. Karayosunlarıdır. Bir diğer örneğimiz ciğer otları. Ciğer otları. Boynuzlu ciğer otları. Boynuzlu ciğer otları. Bunlar nedir? Damarsız, tohumsuz bitkilerimizdir. Genel özellikleri bu şekilde. Gelelim bir diğerine arkadaşlar. Damarlı tohumlu bitkiler, damarlı tohumsuz bitkilere. Bunlarda iletim demeti bulunmuyor. Yani flem ve kısilem dediğimiz iletim demetleri bulunuyor. Yazalım hemen. İletim demeti bulunur. İlk özelliği bu. Arkadaşlar bunlar da örneğin işte hepsinde değil ama mesela eğrelti otlarında gerçek kök, gövde ve yaprak bulunurken diğerlerinde bulunamayabiliyor arkadaşlar. O yüzden şöyle diyelim. Bazılarında gerçek kök, gövde ve yaprak bulunur. Ve yaprak bulunur. Bunlarda da yine metagenez görülür arkadaşlar. Metagenez görülür. Evet. Örneklerini de verelim. Arkadaşlar bunları örnek olarak eğrelti otları, kibrit otları, at kuyruklarını örnek olarak veriyoruz. O zaman yazalım. Eğrelti otları, at kuyrukları ve ne dedik? Ciğer otları dedik. Pardon, kibrit otları. Kibrit otları. Bunlar da bizim damarlı tohumsuz bitkilerimizdir arkadaşlar. Şimdi gelelim tohumlu bitkilerimize. Arkadaşlar açık tohumlu ve kapalı tohumlar olarak ikiye ayırmıştık. İlk önce açık tohumluların özelliklerini yazalım. Açık tohumluların çiçekleri kozalaklardır. Çiçekleri kozalaktır. Bunların tamamı odunsu bitkidir arkadaşlar. Tamamı odunsu bitkidir. Odunsu bitkidir. Bunların tek yıllık formları yok. Tamamı çok yıllıktır. Onu da yazalım. Tamamı çok yıllıktır. Çok yıllıktır. Bunlar da üreme organları kozalaktır arkadaşlar. Zaten bir bitkinin üreme organı çiçektir. Açık tohumluların da çiçekleri kozalak olduğuna göre o zaman ne oluyor? Üremeleri
kozalak sayesinde oluyor. Bunlarda çok çenek görülür. Yani çok çeneklidirler. Çok çeneklidirler. Tamamı enine büyür. Enine büyüme görülür tamamında. Tamamında enine büyüme görülür. Büyüme görülür. Arkadaşlar bunların yaprakları iğne yaprak şeklindedir ve yaprak dökmezler. Onu da yazalım. Yaprakları iğne, kökleri de kazık kök şeklindedir. Kazık kök şeklindedir. Örnek yazalım. Arkadaşlar bunları örnek olarak bütün kozalaklı bitkileri yazabiliriz aslında. Nedir kozalaklı bitkilerimiz? Mesela çam, ladin, sedir, bu gibi ağaçlar nedir? Bizim açık tohumlu bitkilerimizdir. Çam, sedir, ladin, göknar. Bunlar nedir? Bizim açık tohumlu bitkilerimizdir. Yani etrafınızda gördüğünüz tüm kozalaklı bitkiler nedir? Açık tohumlu bitkilerdir. Gelelim kapalı tohumlulara. Arkadaşlar kapalı tohumlulara biz çiçekli bitkiler de diyebiliriz. Genel olarak çiçekli bitkiler olarak da isimlendiriliyorlar. Bunlar da üreme organı çiçektir. Ve kapalı tohumlularda endosperm dediğimiz besin dokusu oluşumu gözlenir arkadaşlar. Bunlar embriyolarındaki çenek sayılarına göre ikiye ayrılıyor. Tek çenekli ve çift çenekli olarak. Şimdi biz bu ikisini karşılaştırarak bitkileri bitirmiş olalım. Tek çeneklilerde ve çok çeneklilerde, pardon, çift çeneklilerde neler görünüyor bakalım. Tek çeneklilere biz monokotiledon diyoruz. Bakın mono ne demek? Mono bir demek. Yani tek çenekli. Monokotiledon. Tek çenekli demek. Çift çenekliye de dikotiledon. Karşınıza belki çıkabilir arkadaşlar. O yüzden de yazalım. Peki özelliklerine gelelim. Bunların embriyolarında tek çenek bulunuyor. Embriyoda tek çenek bulunur. Tek çenek bulunur. Çift çeneklerde nedir? Embriyoda çift çenek bulunur, değil mi? Embriyoda çift çenek bulunur. Diğer özelliklerine geldiğimizde arkadaşlar tek çeneklilerin yapraklarındaki damarlar paralel damarlama gösterir. Damarlanma gösterir. Şöyle bir yaprak çizdiğimiz zaman bakın bunlarındaki damarlar paralel damarlıdır. Paralel damarlı. Köklerine baktığımız zaman ise kökleri saçak kök şeklindedir. Bu şekilde yani ana bir kök yok. Saçak kök. Paralel damarlı yaprakları ve kökleri de saçak kök şeklindedir. Gelelim bir diğerine, çift çeneklilere. Bunlarda yapraklar ağası damarlanma görülür. Bakın ana bir damar var. Buna bağlı olarak şu şekilde damarlanma var. Bu nedir? Ağası damarlanma. Köklerine baktığımız zaman ise köklerinde ana bir kök var şu şekilde. Daha sonra bu kökten şöyle küçük kökçükler çıkar. Buna da biz kazık kök diyoruz. Aslında kazık kökün en iyi göstergesi kimdir? Havuçtur. Havuca baktığınızda bütün bir kazık köktür havuç. Kenarlarında böyle beyazımsı ipler görürsünüz. O ipler de bunların yan kökleridir. Evet, tek çenekli ve çift çenekliler bu şekilde ayırt edebiliriz. Örneklerine gelelim arkadaşlar. İletim demetlerinden de bahsedeyim önce. Tek çeneklilerde iletim demeti dağınıktır ama çift çeneklilerde iletim demeti düzenli dizilmiştir. İletim demeti dağınık. Bundayız arkadaşlar. İletim demeti düzenli. İletim demeti düzenli. Evet, örneklerini de verelim. Genellikle tek çenekliler tek yıllık bitkilerdir. Tek yıllık oldukları için örnekleri de oldukça kolay. Mesela soğan, patates, daha sonra ne geliyor aklımıza arkadaşlar? Marul. Bu gibi bitkiler nedir? Tek çenekli bitkilerdir. Yazalım. Soğan, patates, patates, pırasa mesela. Pırasa. Bunlar bizim tek çenekli bitkilerimiz. Yine arkadaşlar arpa, buğday bunları da yazabiliriz. Yazayım isterseniz şöyle. Arpa, buğday. Bunlar tek çenekli bitkiler. Gelelim çift çeneklilere. Çift çenekliler kısa ömürlü de olabiliyor. Yani tek yıllık da olabiliyor, çok yıllık da olabiliyor. Mesela yazalım. Fasulye, fasulye, havuç,
havucu. Daha sonra işte elma ağacı, elma, armut ağacı gibi bir sürü ağaç buraya girer arkadaşlar, çift çenekli bitkilerimize. Evet, biz bitkileri bu şekilde bitirmiş olduk. Bir de not olarak ne yazacaktık? Metagenezi. Şuraya bakın, bir not olarak yazalım metagenez ne demekmiş. Daha sonra konumuzu bitirelim. Metagenez neydi? Metagenez eşeğli ve eşeğsiz üremenin birbirini takip etmesiydi. Eşeğli ve eşeğsiz üremenin birbirini takip etmesine metagenez denir. Metagenez denir arkadaşlar. Evet. Şöyle bir kutucuk içerisine de alalım. Notumuz belli olsun. Bu şekilde. Biz bitkileri de böylece bitirmiş olduk. Bitkiler konumuz, bitkilerin sınıflandırılması böyle. Bir sonraki videomuzda size mantarlardan bahsedeceğim ve omurgasız hayvanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Böylece konumuzu artık bitirmek üzere oluyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.